Bu bölümümüzde Niğde'nin Yeşilburç köyüne gidiyoruz. Eski bir Rum köyü olan Yeşilburç köyümüzde Niğde'nin bir mahallesi, mübadele yıllarında Yunanistan'ın Krifçe köyünden yola çıkanlar kırmızı elmanın peşine düşmüş ve kendilerine gösterilen birçok yeri beğenmeyip araya taraya Yeşilburç'u bulmuşlar. Yeşilburç hem tarihi dokusu hem de doğasıyla görülmesi gereken bir yerdir. Eski bir Rum köyü olan Yeşilburç, Teney köyünde mübadeleden önce ana dili Türkçe olan 320 Rum aile yaşıyormuş. Teney, Niğde civarındaki Rum köylerinin en zengin olanıymış. Bu köyün tarihçesiyle ilgili bilgi alabilmek için köy muhtarımız Cihan Bey ile buluştuk. Kendisinin rehberliğinde bu tarihi dokuları bir bir gezdik. Muhtarım merhaba. Önce merhaba. Sizi bir tanıyalım. Ben Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna. Size de hoş geldiniz. Teşekkür ederim muhtarım. Muhtarım az önce biz buraya gelmeden bu aşağıda bir dere var. İleride köylülerden, çobanlardan aldığımız bilgiye göre burası yeraltı şehirleriyle hatta tünellerle dediler. Biz de merakımızı yenemedik. O dere boyundan gelelim istedik. Kameraman arkadaşımız, ben ve üçümüz buradan gelirken orada bir delik, bir dehliz girişi bizim dikkatimizi çekti. Tabii delik çok dar olduğu için maalesef biz giremedik ama kameraman arkadaşımız daha istekli olduğu için biz onu içeriye soktuk. İnanılmaz görüntüler var. Odalar var, tüneller var. Bu tüneller nerelere gidiyor? Yani küçük bir yer mi, çok büyük bir yer mi orası? Rivayete göre eskiler işte Bezeren'den anlattığı gibi çok büyük bir yer. İşte 40 odadan bahsediyorlar. Yani bunun zamanlarda kimse girmiyordu. Biz de orayı Vali Bey'le paylaştık. Resimlerini falan çektik, kendisine gösterdik. Oranın açılma talimatını da üzerine kazandılar. Yani yakın zamanda bir çalışma yapacak. Tamam muhtarım, burada başka bu köy, yani Yeşilburç'ta tarih, biz hani tarihi hazinelerimiz programımızı yaptığımız için eski tarihte daha kaybolmak izi olan bunları gün yüzüne çıkarıyoruz. Eski neler varsa bizi... Vallahi Yeşilburç'ta o kadar çok eski var. Biz bile bilmiyoruz. Dünyadan bir şeyler çıkıyor. Zamanında mesela çok tarih bilen var. Hiç bilinmeyen yerler var. Mesela şu an şey sebep var. Çok eski restore edildi. Neyşer geliyor. Resimler onun için çıktı. Oraya bir cam seyir, bir teras yapıldı. Burada bir ayrı bir bölme. Kilishane var. Biraz daha kilisenin içinde. Tabii. Hamam var. Hamamlar. Hamam var, çok güzel. Burada zaten zamanında ben bir araştırması yaptım. 1800 saniye. Kaç yıllarında muhtarım? Bu 1924 yılında mübadele anlaşmasında bizimkiler Selanik mağazını biz göçmek. Yani o anlaşma vardı. Bu da ki bunlar. Oraya da bir şey. Yalnız geldiklerinde ilk köye yerleştirilmişler. Bu köyde 5 sene falan boş kalmış ve o 5 sene kalmış. Taşınmış başka yerlere. İşte bir kısmını askeriyeyle taşınıyorlar o zaman. İnsanlar hatta o aşağı kilise camimiz bilir. Bir dönem depo olarak kullanılmış, silah depo. Pastan olarak kullanılmış. Son zamanlarda 4 ilde yakın yerine yakın yer. Mesela bizim burada bir kilise, bir hastane, 4 manastır, 2 tane adam var. Büyük bir yerleşim var. Bir dönemde şimdi burayı şey kullanmışlar. Nasıl diyeyim, yazlık kullanmışlar. Yazın gelmişler. Burada yazlıkçı olarak kalmışlar. Bir dönemde burada altın imalat yapmışlar. Onlar da İstanbul'da yapmışlar. Zaten bu Yeşilburç'un inanılmaz bir tarih dokusu var. Kültür Müdürümüz de bunu bize söylemişti. Mustafa Bey, arkeologumuz da söylemişti. Biz de bu doğrultuda zaten ilerideki çobandan da bu aldığımız bilgiler doğrultusunda geldik. O zaman muhtarım çayımızı içelim. Tabii, buyurun. Buradaki kilisemizi, hamamlarımızı bir gezelim beraber. Bir tane şeyi var. Şimdi bunu unuttum. Şaraphane var. Yakın zamanda bulundu. Mahzen Şaraphane. Şaraphane. Oraya da gideriz. Oraya çayımızı gideriz. İçelim. Ararız. Buyurun. O tarihi yerleri gezelim. Muhtarım. Thank you.
Kilise içinde gezerken başka dikkatimizi çeken Gabriel ve Mikail melek figürleri, kız erkek çocukların vaftiz yerlerinin ayrı olması, kilisenin çan kulesinin yıkılmamış olması, daha da önemlisi Yeşil Burç Vadisi'ne bakan seyir terasının yapılarak kiliseye eklenmesi gelecek turistler açısından önemli bir özellikte olmasıdır. Günümüzde hem cami hem kilise olarak kullanılan, restorasyonu yeni bitmiş bu eseri seyrederken özellikle dikkatimizi çeken kilisenin tavanında bulunan İsa figürü oldu. Kilisenin neresinden İsa figürüne bakarsanız bakın, Hazreti İsa'nın her açıdan size baktığını görürsünüz.
Diğer tarafta bir yol çalışması sırasında İhsan Bey'in evinin bahçesinde tesadüfen keşfettiği tarihi şirahane mal sahiplerinin 2 yıl uğraşıları sonucu tarihi dokusuna zarar verilmeden restore etmeleri sonucunda ziyarete açılmıştır. Görülmeye değer güzel bir yer olmuştur. Burası tesadüfen bir kuru kayma taş duvardı. Onu sağlamlaştıralım diye kuru kayma duvara indirince temelinden kemer gözüktü. O şekilde onu biz kazıyınca alttan iç içe böyle minyatür bir yeraltı şehri şeklinde bir şirahane, imalathane şeklinde yer bulundu. Burayı bayağı bir temizleme yaptık. İçi tamamen doluydu. Taş, toprak şeklinde. Bunu gün ışığına işte halkın görmesi için meydana çıkarttık. O zaman yani. Bir gezelim. Tamam, buyurun gezelim. Burasını tesadüfen bulduk, temizledik ve ilimizin kültür müdürüne bilgi verdik, arkeolog. Ondan sonra vali bey falan geldiler. Bu şekilde burası korumaya alındı. 1500 yıllık bir tarihi olduğu, Hititlere dayandığı ve orta ölçekli bir şirahane, imalathane olduğunu ifade etti. Bu şekilde biz de yürüyüşüne çıkarttık. Burası neydi? Burası, şimdi şurası havalandırma yeri ve aynı zamanda üzüm dökme yeri. Şu kısımlar hep orasal sıvası dediğimiz sıvayla sıvanmış hali, bu işte şeyler biraz yapamıyor işte orada. Burada üzümler çiğneniyor. Şuradan çörtenden üzüm suyu buraya akıyor. Orada deliği var. Buradan üzüm suyu buraya akıyor, şuraya küp konuyor, suyu küpe dolduruyor. Dolan küpler içeride, küplerin şey yerleri var, oyulmuş yerler var. Orada dönüşüme bırakılıyor. Bu şekilde bir imalathane, bir de ileride yine bir aynı şekilde. Geçelim, ocak yapalım. Çok güzel. Yani bu temelleri şu oldu, tamamen böyle. Bu gördüğümüz çukurlara o üzüm şıralarını küplere koyarak dönüşmesi sağlanıyor belli bir süre. Şimdi burası 1500 yıllık tarih Hititlerden kalma olduğu için o gördüğünüz yerde bir kavim gelmiş, üzüm imalatıyla, şarap imalatıyla ilgilenmiş, bir kavim de hayvancılık yapmış. O gördüğünüz karşımdakiler yalak. Bu çukurlara da hayvancılık üzerine peynir dönüşümünü peynir üzerine imalat oluşmuş. Buralar da böyle doluydu. Burayı temizledik derken buradan bu tarafa bir yol daha çıktı. Geçelim oraya da. Böyle. Var şimdi de yerim. Şurada bir tandır, şu körüğü hava verip yanma olayı. Şurada yine buranın havalandırması var. Şurası. Bu havalandırma, şurası havalandırma. Bu taslar, bu tandırın içinden çıktı. İçinden çıktı. Bunlar bakır. Bu şuralara doldurulan taslar muhtemelen bunlar. Ama şeylerin kesik, onu bir yorum getiremedik. Bunlar zamanında olduğunu ilk yapıyorlar mı taşlar? Ha, belki de öyle. Orada ileride zamanında nasıl gibi? Şeyin içinden çıktı bu
Buralar doluydu. Yani şey olarak toprakla buralar hep şeyler. Balayla. İndiğince. Fazla. Şimdi şurada yine bir ocağımız daha var. Burasında bir duvar oldu. Yine şurası Horasan sıvasıyla sıvalı. Üzümler şurada çiğnenip şu çörtenler buraya doluyor. Buradan da yine suyu alıp tüpler dönüşüme bırakılıyor. İşlemeli bir taşı var. Şurada yine bir havalandırma durumu var. Burası kalın olan, orası kapalı. Yani burası dışarı çıkıyor, orada yıkıntıydı, dışarıdan şey yaptı. Bir de aşağıda yerimiz var. Bir de aşağı iniyor. Şu ne? Bu böyle bir yapı. İçinde demir de var herhalde değil mi? Yok, onu üzerine koyduk. Şey, sayın farklı şey diyorlar ona, çekirdeği. Yani ayrı bir renkte kaynamış. Şekli. Döşenmiş. Yine şu çukurluklar küp koyma çukurları. Evet. Burada da var. Yani bir şeyleri asmak için. Ama nasıl içeri? Hiçbir bozum var. Şimdi yaz kış arasında zaten 2 derece oynuyor. Yaz ve kış. Yani, evet. Sıcaklık 2 derece oynuyor. Yani. Kışın buraya girdiğin zaman sıcacık geliyor. Dışarıda eksi 15 derece soğuk. Tamamen eşimle ben çocukla müzik yaptım. Gerçekten. Bunu çok emek verdik. Tebrik ederim seni ya şu. Büyük bir şey ya. Sen burayı yapmasan, ne biz burayı duyuyoruz, gömükleri fark ediyoruz. Ne de insanlar fark ediyor. Ya koskoca bir mahzen maalesef yok oluyor, toprağın altında kalıyor yani. Hatta bazı görenler bizim durumu görünce ne uğraşıyorsun, kapat gitsin diyenler de oluyor. Yani. İşte, ama bak bir tarih var, biz geldik. Evet, yanlış yaptık. İşte, yani tarih doğrusu. Tamam. Evet, şimdi dışarıdaki sıcakla boğuluruz. Burada kemer olayı yok. Burada tamamen kayadan. Taş, kayanın altı. Evet, kayanın altı. Evet. Yani kemer olayı yok. Bir diğer kamera detay alsın. Falan olması lazım herhalde. Şunda 10-12 civarında. 11-12. Yani kışında 2 derece daha düşüyor. Evet.